Gençler merhaba, bu videomuzda din kültürü ve ahlak bilgisi dersi 2. dönem 2. yazılı hazırlığı yapacağız. Abone olmanız bizim için gerçekten önemli. Abone olarak destek olursanız sevinirim. Ayrıca 12. sınıf diğer derslerin yazılı video linklerini açıklamaya bırakıyorum. Hadi başlayalım. Yazılı hazırlığımıza başlıyoruz. Yazılımız 5 tane boşluk doldurma, 5 tane eşleştirme ve 10 tane test sorusundan oluşuyor. Her sorunun değeri 5 puan olacak şekilde. Öncelikle boşluk doldurma ile başlıyoruz. Evet, dinin içtihata konu olmayan kesin emir ve yasaklarını biz farz diyoruz. İkinci sorumuzla devam edelim. Allah'a inanmakla birlikte başka varlıkları da Tanrı kabul etmeye şirk denir. Hinduizm'de kas dışı kabul edilen ve insan yerine konulmayan gruba parya denir. Dünyanın en eski rahipler topluluğuna sangha diyoruz. Hintlilerde ortak ibadet sembolü olan vedaları okumaya başlamadan önce söylenen kelimeye om denir. Evet, şimdi ikinci kısmımıza geçiyoruz, yani eşleştirme kısmına. Ceset üzerinde yapılan tıbbi inceleme otopsidir. Konfüçyanizm'de tabiat düzeninin yöneticisi, her şeyin üzerindeki yaratıcı kudret Tien'dir. Tenasüh nedir? Tenasüh reenkarnasyon, yani reenkarnedir. Reenkarnasyon. Evet, Jen Tao neyle adlandırılır? Jen Tao, Taoizmle adlandırılır. Evet, diğer sorumuza bakıyoruz. Vihara Budizmle ilgilidir. Evet, şimdi neye geçtik? Şimdi biz test sorularımıza geçtik. 10 tane de test sorumuz var. Şimdi ilk sorumuzla başlayalım. İlk sorumuzda Allah size ancak ölüyü, leşi, kanı, domuz etini ve Allah'tan başkası adına kesileni haram kıldı. Her kim bunlardan yemeye mecbur kalırsa başkasının hakkına saldırmadan ve haddi aşmadan bir miktar yemesinde günah yoktur. Yukarıdaki ayete göre aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? Evet, burada yanlış olan cevap haddi aşmadan her şeyin yenilebileceği. Şimdi burada her şey yenilebilir demiyor. Yani haddi aşmadığın sürece her şey yenilebilir demiyor. Burada çok önemli bir kilit kelimemiz var. Yemeğe mecbur kalırsa eğer, şartımız bu, yemeğe mecbur kalması, bu durumda haddi aşmadan yenebilir. Yani siz her durumda, her zaman haddi aşmadan her şey yenebilir demek değildir bu. Evet, yenilmesi haram kılınanlar 4 tanedir. Doğru bir öncüldür. Ölüyü, kanı, domuz etini ve Allah'tan başkası adına kesileni, yani 4 tane oldu. Zaruretler haramları mübah kılar. Evet, normalde bu 4'ü yemek haramdır ama eğer ki mecbur kalırsa dediğimiz kısım zaruret oluyor. İşte bu durumda günah yoktur dediği için de bunu mübah kılmış oluyor. Evet, Denizli, yani kendinden ölmüş hayvanlar yenilemez diyor. Evet, ölüyü, leşi yenilemeyeceğini belirtmiş ayetimiz. E şıkkına da diyor ki Allah'tan başkası adına kesilen hayvanlar haram kılınmıştır. Zaten burada ikinci cümlemizde bunu çok açık bir şekilde verdi. Dolayısıyla doğru cevabımız Bursa'dır. İkinci sorumuza bakıyoruz. Buna göre aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Yenilmesi aslen helal olan gıdaların elde ediliş yöntemi de önemlidir. Buna göre hangisi yanlıştır diyor. Burada cevabımız, şimdi yenilmesi helal olan hayvanlar helal yiyeceklerle beslenmelidir. Evet, direkt bizim ne oluyor? Aynı şeyi kastediyor. Yani elde ediliş yöntemi de önemlidir. Helal hayvan yiyebilirsin ama yediği gıdan da helal olması önemlidir. Hayvan kesiminde Allah'ın adının anılması gerekmektedir. Evet, yenilmesi helal olan gıdalara katılan maddeler de helal olmalıdır. Evet, istihale yöntemi tüm gıdaları helal hale çevirmektedir. Bu da doğrudur. Genetik değişiklikle gıdalar sağlığa zararlı hale gelirse yenilmesi caiz olmaz. Yanlış bir öncüldür. Çünkü sağlığa zararlı olan gıdalar helal değildir gibi bir şey diyemeyiz. Bu cümleden de o çıkmaz. Üçüncü sorumuza bakıyoruz. Aşağıda verilen ayet ve hadislerden hangisi ekonomik hayatla ilgili değildir demiş. Bakalım. Kişi kendi emeğiyle kazandığından daha hayırlı bir yiyecek yememiştir. Ekonomiyle ilgilidir.
Ana babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yakınınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Evet, bunu da ekonomiye bağlayabiliriz. Fakirlik endişesiyle çocuklarınızı öldürmeyin ekonomiyle ilgilidir. Bakmakla yükümlü olduğu kimseleri ihmal etmesi kişiye günah olarak yeter. Evet, bu da ekonomiyle ilgilidir. Ölçü ve tartıyı doğru yapın. Bu adaletle ilgilidir. O yüzden ekonomiyle ilgili değildir. Cevabımız Edirne'dir. Dördüncü sorumuza bakıyoruz. Yukarıdaki hadis-i şerifte serbest bırakılanlar olarak tanımlanan aşağıdaki seçeneklerin hangisinin doğru olarak verilmiştir? Tanımımıza bakalım. Haram, Allah'ın kitabında haram kıldıklarıdır. Helal, Allah'ın kitabında helal kıldıklarıdır. Hakkında açıklama bulunmayanlar ise sizleri serbest bıraktıklarıdır. O zaman bunun cevabı nedir? Serbest bırakılanları biz mübah ile adlandırabiliriz. Yani haram da değildir, helal de değildir. Allah'ın serbest bıraktıklarına mübah deriz. Geldik beşinci sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi Hinduizm'deki Tanrı Vişnu'nun bozulan yeryüzünü eski haline getirmek için bedende dünyaya inişini ifade eder? Cevabımız Avatar'dır. Altıncı sorumuza bakıyoruz. Hinduizminin kutsal kitabının adı nedir? Vedalardır. Budizmin mabetlerine verilen isim Vihara'dır. Evet, bu eşleştirme sorularımızda da Budizmle Vihara'yı eşleştirmiştik hatırlarsanız. Budizm'de mabetlere verilen isim Vihara'ymış. Burada da tekrar gördük. Aşağıdakilerden hangisi bu 8 dilimli yol arasında bulunmamaktadır diyoruz. Buda'ya göre insanoğlunun Nirvana'ya ulaşabilmesi için 8 dilimli yolu takip etmesi gerekmektedir. Hangisi yoktur diyoruz. Doğru karar bunlar arasındadır. Doğru konuşma, doğru hareket ve doğru çaba bunlar arasındadır. Ancak doğru beslenme 8 dilimli yolda bulunmamaktadır. Dokuzuncu sorumuza devam ediyoruz. Yin Yang sembolü aşağıdaki dinlerin hangisine aittir? Cevabımız Taoizm olacak. 10. sorumuza bakıyoruz. Hinduizm'de bereket ve doğurganlığın sembolü inektir. Hepinizin sınavında başarılar dilerim. Hoşça kalın.